Vodafone Park'tan iyi akşamlar. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma bir kez daha çok zevkli ve heyecanlı geçti. 2-2 sona erdi. Trabzonspor bu statta tam 6 yıldır kaybetmiyor. Bu maçların 4'ü 2-2 sonuçlandı. İki seferde Trabzonspor 2-1 galip geldi. 2016'dan bu yana Beşiktaş burada İstanbul'da Vodafone Park'ta Trabzonspor'u yenemiyor. Çok enteresan bir karşılaşma oldu. Son haftalarda Beşiktaş iyi sonuçlar almasına rağmen Valerian İsmail eleştiriliyordu bir hayli. Bugün de zaten maçın sonuyla birlikte, son düdükle birlikte Valerian İsmail'e istifa tezahüratları yapıldı. Bunu aktarayım son dakika bilgisi olarak. Yoğun bir şekilde Valerian İsmail'e istifa tezahüratları vardı. Ayrıca maç içinde çok enteresan bir an yaşandı. İlk devrede Gezal'ın sakatlığı nedeniyle yapılan zorunlu değişiklik dışında Fransız teknik adam bir oyuncu değişikliğine gitmemişti devre arasında. 65. dakikada tribünlerden Valerian İsmail değişiklik yapsana tezahüratları gelince Fransız teknik adam Cenk Tosun'u aldı oyuna. Gedson Fernandes'i aldı ve hemen arkasından Cenk Tosun gol attı. Çok enteresan bir andı gerçekten. Adeta tribün golü attırmış oldu. Ben açıkçası maçı şöyle değerlendirmek istiyorum. İki tane kötü teknik adam performansı, yani iki takım da birbirine hediye etmek istediği dersek bence abartılı olmaz. Çünkü uzun süre kötü bir Beşiktaş vardı. Özellikle 2-2 olana kadar sahada beklediği ölçüde, yani bir ev sahibi olarak beklendiği ölçüde etkili olamıyordu Beşiktaş. Ama Trabzonspor bu bölümü, yani Beşiktaş'ın oyundan düştüğü bölümü iyi değerlendiremedi. Orada Abdullah Avcı'nın hamleleri yetersiz kaldı. Belki hafta içindeki Monaco karşılaşmasının ve son dönemdeki yoğun fikstürün etkisiyle takımdaki bir yorgunluk da buna sebebiyet vermiş olabilir. Ama Trabzonspor bugün daha hücumda çaba gösterseydi belki o an farkı arttırabilecek pozisyonları da yakalayabilirdi. Tabii Beşiktaş oyunu son 20 dakikada daha ağırlıklı olarak oynadığını, daha net gol pozisyonlarına girdiğini söyleyelim. Ama genel olarak maçı kazanmayı hak etti mi? İşte o biraz tartışılır. Çünkü çok net bir oyun planından bahsetmek mümkün değildi bence. Taraftarın bu kadar itici gücü olmasa Beşiktaş iki golü de bulamayabilirdi. Sahada çok kötü oyuncu vardı. Dele Alli de hala ısrar etmesi inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Hiçbir olumlu hareket yok. Geldiğinden bu yana yok. İngiliz oyuncu ama hala ilk 11'de o tercih ediliyor ve mesela devre arası bile çıkarabilirdi. Bunu tercih etmedi. Sağda ısrarla tutmaya devam etti. Bunun haricinde Beşiktaş'ın hızlı oynama gayreti çok fazla pas hatasına sebebiyet verdi. Bu yüzden de istediği kadar Beşiktaş rakip kalede baskı kuramadı. Valerian İsmail tercihi de bu yönde değildi. Yani Beşiktaş'ın hep dikine ve hızlı oynayarak oyuna gitmesini istiyordu, sonuca gitmesini istiyordu ama bunda başarılı olamayınca siyah beyazlılar yeteri kadar pozisyon üretemedi. Tabii şanssızlık faktörünü de dikkate almak lazım. Özellikle Redmond'un ki bence iyi bir maç çıkardı, Masuaku fena bir maç çıkarmadı ama buna karşın goldeki inanılmaz hatası ikinci golde orada da rakibe bir gol hediye etmiş oldu. Ben hani biraz kaos maçı olarak gördüm. Açıkçası iki takımın teknik adamlarının da sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda belki çok teknik taktikten söz etmek mümkün değil ama biraz yorgunluk faktörünün de etkili olması sebebiyle çok gelgitli bir müsabaka oldu. Taraftarlar belki keyif almıştır o anlamda ama Beşiktaş açısından özellikle siyah beyazlı ekipte tribünlerin çok mutlu olmadığını söylemek lazım ki Valerian İsmail'e yapılan istifa tezahüratları da bunu gösteriyor. Şunu da unutmayalım. Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'la üst üste Beşiktaş içeride oynadı ve 3 maçtan sadece 2 puan alabildi. Yani şampiyonluk mücadelesindeki 3 rakibi de yenememiş oldu Beşiktaş. Evet, zirveden hala uzak değil ama oynanan oyun taraftara pek ümit vermiyor. Bu açıdan da gelecekte daha sıkıntılı günler bekliyor. Benim aktaracaklarım bu kadar. Biz burada Mixon'da futbolcu açıklamaları olduğu zaman anında yayınlayacağız. Stüdyoya da iyi yayınlar diliyorum.